Arkadaşlar öncelikle sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Sizler vasıtasıyla bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Ayrıca sabah tekrar ifade etmiştim. Burada bir daha söyleyeceğim. Tabii sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Özellikle bir seneyi aşkın bir zamandır geceli gündüzlü kendi hayatlarından, yakınlarından, sevdiklerinden fedakarlık yaparak büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Allah işlerini kolay eylesin. İnşallah COVID sürecini de kısa zaman içerisinde atlatırız, atlatacağız. Bu kapanma döneminin olumlu sonuçları var. Burada da Tekirdağ'daki sayıları da gördük. Türkiye genelinde de öyle. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah 17'sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır. Bayram münasebetiyle buradayız. Burası benim memleketim. Uzun bir zamandır gelmemiştim. Aslında gelmeyi arzu ettik, planladık çoğu zaman. Fakat bu kısıtlamalar, kapanma dönemi sebebiyle bir görüntü vermenin çok doğru olmayacağını düşündüm. Baştan bizlerin de bu kısıtlamayla ilgili tedbirlere riayetinde bir fayda var diye düşündüğüm için. Bugün de aslında çok sınırlı sayıda arkadaşımızla ve maske, mesafe kurallarına riayet ederek güvenlik güçlerimizle, polis ve jandarmamızla ve hastanemizdeki, şehir hastanemizi açılıştan sonra ziyaret edememiştim. Son durumunu, oradaki gelişmeleri, işleyişi bir görmek arzu ettim. Bu bakımdan geldim. Tekirdağlı hemşehrilerimizin bayramını bir kere daha tebrik ediyorum. Sağ olun. Efendim, Tekirdağımız hem vaka sayısında 3. sıralarda İstanbul'da sonra yer aldı. Ama öte yandan da Sağlık Bakanımızın önceki açıklanan haberlerde düşüşte de üçüncü sırada yer aldı. Hal böyleyken normalleşme süreciyle ilgili sizin görüşleriniz nedir? Tabii bu kapanma döneminin önemli etkileri var. Bunu Tekirdağ'da da vaka sayılarında görüyoruz. Türkiye genelinde de görüyoruz. Aşılama süreci de devam ediyor. İnşallah daha da hızlanacak. Bizim ümidimiz, arzumuz diğer bayramı, önümüzdeki bayramı, Kurban Bayramı'nı inşallah daha rahat şartlar içerisinde, daha rahat şartlar altında geçirmeyeceğimize dair. Ümidimiz böyle, duamız böyle. Ama biraz daha alınan tedbirlere, özellikle tavsiyelere daha sıkı riayet edersek daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Ümidimiz böyle, en kısa zaman içerisinde inşallah Kurban Bayramı'nda biraz daha bir rahatlamayla karşılaşırız diye ümit ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.